Pasco Makina, Bilal Şef'le Lezzet Kervanı'nı sunar. Aşağı düşen de kulur. İstenen başıya gelen, ah bir gelen, ah bir gelen, göresen neden olur. İstenen başıya gelen, ah ne gelen, ah ne gelen, göresen neden olur. Kını fırmet de kulur. Aşağı düşen de dünyanın en güzel şehrindeyiz. Yani İstanbul'da. Ben şunu iddia ediyorum ki dünyanın tüm lezzetleri de İstanbul'da buluşmuş. Ve bunların hepsini hep beraber göreceğiz. Buyurun başlıyoruz. Tarihe ve yıllara meydan okuyan çok büyük bir üstadın yanındayız. Beyoğlu'nda. 1888 yılında kurulmuş Osmanlı Saray Mutfağı'nın ve Türk Mutfağı'nın adeta envanterinin tutulduğu bir yerdeyiz. Çok özel yemeklerle, çok özel reçetelerle hazırlanmış ve 1888 yılının lezzetlerini bugüne taşımış, usta çırak ilişkisiyle devam etmiş, babadan oğula devam etmemiş, ahilik gelenekleriyle sürdürülmüş bir yerdeyiz ve çok büyük bir ustamızın yanındayız. Hacı Abdullah amcanın yanındayız. Hacı Abdullah amca, hayırlı günler, hayırlı işler. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Her şey yolunda, nasılsınız? Çok şükür, elhamdülillah. İyi diyelim, iyi olur inşallah. Biz isminizi duyuyoruz, sizinle gurur duyuyoruz. Estağfurullah. Ve bunlardan insanlara, ülkemize ve dünyaya bahsetmemiz gerektiğine inanıyoruz. Çünkü burada çok özel reçetelerle hazırlanmış yemekler var. Bizi buraya kabul ettiğin için öncelikle teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağımıza kadar gelen bu hizmeti biz de buna layık olmaya çalışacağız. Eyvallah. Ben biliyorum ki az önce söylemiş olduğum cümleleri az bile konuştum. Daha fazlasını senden duymak istiyorum. Bize saray mutfağını ve Türk mutfağını ve kendi tezgahını, bunları yaşattığını bize anlatır mısın? Ne tür yemeklerle, nasıl bugünlere geldik, nasıl ürünlerimiz var, hepsini dinlemek istiyoruz Abdullah Usta. Bu meclise 1888'de Sultan II. Abdülhamid Han'ın emri üzerine kuruldu. Sultan II. Abdülhamid'in emri üzerine. Evet, o zamana kadar lokanta kültürü Osmanlı topraklarında yokmuş. Bütün gelen yerli ve yabancı konuklar ya sarayda ağırlanılmış veya konaklarda. Evet. Bakıyor ki bu lokanta kültürü gittikçe Avrupa'da geliştiğini görünce emir veriyor, Karaköy yönetiminde bu lokanta kuruluyor. Başına da Abdullah Efendi isminde bizzat bu Kastamonu İnebolu kazasına geliyor. Uzun seneler Osmanlı saray mutfağında çalışıyor, bayağı amirede. Ve lokanta kurunca başına Abdullah Efendi koyuyor. Ve lokantanın ismi yabancı bir isim konuluyor. Victoria diye bir isim konuluyor. Fakat bu Abdullah Efendi o kadar güzel yemek yaparmış ki kimse Victoria demezmiş. 1919'da bir deprem oluyor İstanbul'da. O bulunan bina yıkılıyor ve orada Beyoğlu'na taşıyor lokanta. Evet. Ağa caminin arkasındaki Rumeli Han'ın altına taşıyor. Ve o günden bugüne babadan oğula değil usta çırak geleneğine göre devam ediyor. Ahilik ve lonca sistemi. Selçuklu'da ahilik, Osmanlı'da lonca. Evet. Yani 1750-1650 seneleri arasında sadece İstanbul'da lonca bağlı olan üye sayısı 126 bin tane üyesi var. 1888 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin ilk tescilli ve resmi lokantası. Resmi lokantası. Aynen öyle. Osmanlı'da ayrı bir yemek kültürü vardı. Kesinlikle. Yemeğin başlamasından sonuna kadar aynen, bir sıralama aynen, vardı. Ve aynen, sıralama şaşmazdı. Bunlardan da biraz bahsetmenizi isteyeceğim ama şu yemeklerin isimleriyle, reçeteleriyle biraz gezelim mi şöyle tezgahı? Şimdi, yaprak sarmadan başlayarak. Şimdi yaprak sarma Osmanlı'da yapıldığı vakit içine çekirdeksiz vişne konuluyordu. Evet. Hem meyhoş bir tadı vardı hem de öyle bir lezzet veriyordu ki yani tadına doyum olmazdı. Şimdilerde biraz füzyon, içine kuş üzümü, üzerine vişne. Şimdi bu sıcak olduğu için bunun içine kıyma konuyor. O zeytinyağlılara evet, kuş üzümüyle, fıstık ve diğer şeyler konuluyor ama buna vişne konulduğu zaman mükemmel bir lezzet veriyordu. Evet. Yani, hakikaten yani yiyen
ziyadesiyle memnun kalırız. Ben zaten şu işletmenizin kapısından girdikten en sona gidene kadar gördüğüm o kompostolar cam gibi. Aynen. Boncuk aynen. gibi her şey dizilmiş tertemiz. Aynen. Belli ki burada özel kuzu, bir şeyler oldu. Kuzu tandır. Bu da aynı. Bu Trakya kıvırcığıdır. Evet. Koku olmaz bu. Mükemmel bir lezzeti, mükemmel bir aşağı yukarı 5-6 saat sürer bunu pişmesi ve şey olarak. Hepsi simetrik duruyor tepsinin içerisinde. Aynen. Koyunun aynen. her bölgesinden birer parça alınmış bu, ve hepsi aynı bölgede. Koldan çıkar. En çok koldan yapılır. Küreğin ıslarda. Kuzu. Bu da saray mutfağımızdan yani diyemeyiz. Yani bütün kuzu da biliyorsun fırınlanıp şey yapılabiliyor ama bizim burada yaptığımız yani saraydan öğrenip ve uyguladığımız koldan yapıyoruz ve hakikaten mükemmel bir lezzeti oluyor. Yani her yiyen 50 sefer teşekkür ediyor ve bir daha geldiğinde hem kendisi hem diğer misafir, yanındaki misafirlere tavsiye ediyor. Semizotu, bu da mayhoşlu bir tadı var. İçinde, içinde pirinç var. Evet. Evet. Bunların %90'ı hep tereyağından yapılıyor. Evet. Kurpa erikini sade yağ dediğimiz var ya, evet. o yağdan yapılıyor. Ben onun üzerine yağ tarımam. Aynen. aynen. Sade aynen. yağ. Aynen. Kokusu yeter. Senelerden beri, yani ecdadımız nasıl bize miras bıraktıysa biz de aynı şekilde devam evet. ediyoruz ve Urfa sade yağda. Pirinçte bir sırrımız var mı? Pirinci pirinç, pirinçte tabii bu Gönen baldusu dediğimiz mükemmel iri taneli ve pirincin en büyük özelliği suyunu ve yağını verdikten sonra bir 15-20 dakika beklendikten sonra onu böyle kezgirle karıştırıp şöyle şey yaptığı zaman kezgirle döküldüğü zaman o pilav pilav olur. Var mı onun da bir sırrı? Evet. İçine limondur, tuzdur, herhangi bir şey pilavda? Tabii yine tereyağı. Tereyağı onun en büyük özelliği tereyağı. Tereyağından yapıldığı vakit yani her ağzına aldığı zaman o tereyağı kokusu, tereyağı tadı aldığınız zaman mes oluyor. Başka yani. Oluyor. Evet, aynen. Kuzu kavurma var sanki. Kuzu kavurma var. Yine işte aynı kuzudan yani bu tandırın neresinden kuzusu. Bu boşluklar en çok boşlukta yani kaburga üzeri olan şeyde yapılıyor. Bak içinde mantar da var onun. Bazen sade yapılıyor, bazen mantarlı yapılıyor. Bu da fevkalade bir yemek yani. Bu da yine aynen tereyağından yapılmış olan. Evet. Burada orman kebabı var. Yine. Orman kebabımız evet. da saray mutfağından bir yemeğimiz. Evet, aynen, aynen. Karşı aynen. sebzelerle. Bu evet. da mükemmel bir kuzu eti. Bu da kuzu incik buğulama dediğimiz. Evet. Yani tam midenin dostudur. Yani o kadar güzel bir yemek ki hem et, hem sebze, hem çorba. Çok güzel, hepsi iç içe. Evet. Yani hiç mideyi yormaz. Yani ya sabah, öğlen, akşam yesen en ufak bir mideyi şey yapma, ekşitme. Biraz limon, biraz acı biber. Evet, o kadar tam güzel şifa. Olur yani. Fevkalade. Yani kim yiyorsa yerli, yabancı. Evet. O kadar çok memnun kalıyor ki evet. buraya geldiği zaman tekrar bana daha evvelki yediğim yemek neyse aynısını istiyor. Peki, Hünkar Beğendi'nin patlıcanı ve sosuyla ilgili, kreması ile ilgili ne söyleyebiliriz? Nasıl hazırlıyoruz? Patlıcan tabii bu patlıcan muhakkak kemer patlıcan olması lazım. Çekirdek görmüyoruz çünkü. Bize mümkün mertebe çok yoğun bir patlıcan var evet, ama çekirdeksiz. Enginar bir, taban salata bir, kuru fasulye bir. İşte bu ses. Bu da buranın bir senfonisi. Değil mi? Değil mi? Bu sesi duyduğumuz aynen, zaman biliyoruz aynen. ki çok iyi bir işletmedeyiz. Aynen. Ve çok iyi bir restoranttayız. Kömürde közleniyor bu. Evet. Şimdi o kömür kokusu aldığınız zaman bu bambaşka bir... Şahikalar açıyor aynen, tabii. Aynen, aynen. Sütle Hindistan cevizi eski kaşar. Herkesin belki başka bir formülü olabilir ama Abdullah Usta'nın formülünü not alın. Aynen. Patlıcanları közde pişirdikten sonra kabuklarını aynen. soyuyoruz. Aynen. İnce aynen. ince doğradıktan doğru. sonra süt, Hindistan cevizi aynen. ve eski kaşar. Eski kaşar. Aynen. O eski kaşarın aromasını hissedeceğiz. O kadar. Patlıcan o közünü kadar, hissedeceğiz. O kadar bir farklılığı var ki yani fevkalade. Hünkar Beğendi olsun değil mi? Aynen öyle. Bamya çorbası meşhur diyorlar sizin için. Evet. Biz onu duyduk. Bamya çorbası da o da fevkalade güzel. Bamya çorbası bamya, da sarar mı? Bamya en çok Amasya'da çıkıyor. Yani daha çok Konya'da. Evet. Düğün yemeklerinde evet, meşhur. Evet, Konya'nın yöresel yemeği. Düğün yemekleri. Aynen evet. öyle. Çok küçük bamyalarla yapıyorlar. Aynen, aynen. Çek bamyası. Evet. Onları bir de kılçıklarını alıyorlar şöyle. Aynen, aynen. Alıyorlar. Selçuklu mutfağına hakim bir abimiz Harun Reşit Dönmez. Buradan kendisine selam gönderiyoruz Abdullah Aslan'la beraber. O da Selçuklu Mutfağı'na. Aslan sen biz de çok selam gönderelim evet. kardeşimize. Vermiş olduğu aynen, hizmetlerden aynen. dolayı hakikaten çok seviyoruz kendisini. Şu gördüğün Elbasan tava, Elbasan Arnavutluk'ta şehrin ismidir. Evet. Osmanlı orayı fethedince o yemek oradan Osmanlı sarayına giriyor. Dünyada kebap dediğiniz zaman Türkiye'de ve Türkiye'nin tüm illerinde kebap
ayrı işlenir. Aynen. Herkesin kendine özel bir standardı kebabı vardır. Tabii marka değeri yüksek olan Adana kebabı başlarımızdır. Yalnız Abdullah Usta'nın kendine özel bir kebabı var. Ve evet, bunun içeriğiyle başlayıp nasıl pişirildiğini ve nasıl servis edildiğini birazdan hep beraber göreceğiz. Evet. Hacı amca, ben sana bunun içeriğini, detaylarını sormak evet istiyorum. Bu kuzu boşluğuyla, kuzu boşluğu, kuyruk yağı, kuyruk yağı ve fıstık, ondan sonra tuz, kırmızı biber ve karabiberle müteşekkil. Ondan sonra bu tencerede aşağı yukarı yarım saat kadar yoğruluyor. Efendim, iki kebapçı yan yana gelince büyük evet sırlar çıkabilir. Çok aynen önemli bir konu. Aynen. Üç tane ayrı eti evet değerlendirip bir yerde yoğurduktan sonra kesinlikle onun yağ oransını dengelemek büyük maharet ister. Kesinlikle. Üç ayrı etten bahsettim. Abdullah Usta'nın boşluktan, kanaatinden ve kuyruktan bahsetti. Evet. Evet. Çünkü bu kebabın ortalaması muhtemelen Adana Ticaret Odası standartlarında %60'a %40'tır ama evet bazı yerlerde kuyruk yağı fazla tüketilmediği için %30'a %70'tir. Evet. Abdullah Usta'nın vermiş olduğu formül bence biraz daha az yağlı evet ama o kuyruk tadının şirman lezzeti aynen bunun içinde aynen olmalı. Aynen. Olmazsa aynen olmaz. Ona bir de yani içine fıstık konulduktan sonra o fıstıkları hem de bolca. Pişirme tekniği de demirin üzerine değil, doğrudan doğru ateşin üzerine. Biz ateşin üzerine çalışacağız. Evet, aynen. Eskilerde gördüğümüz gibi, ya eskiden alıştığımız gibi. Tabii. İki diş sarımsak koyuyoruz değil mi? Sarımsak var. Yani bu bir kiloluk bir formül için hazırladığımız kesinlikle iki diş. Kesinlikle. Bir miktar maydanoz. Evet, maydanoz. Antep fıstığı tabii ve etin, üç çeşit etin karışımıyla oluşan bir kebap. Aynen. Biz bu közde bunları pişiririz. Evet. İki usta, evet, iki şif. Ve o muhteşem an, ben ustamın yanında çıraklık yapmaya hazırım. Estağfurullah. Şişlerimizi getiriyorum. Hay hay, hay hay. Közümüz evet de köz olmuş. Evet. Abdullah Usta'm ocağın üstüne attı. Aynen. Şu sebzeyi de arasına atalım, renklensin ortalık. Hay Abdullah hay Usta'm. Hay hay. Buyurun. Hay hay. Herkes diyor ki işte kebaptır, mangaldır falan. Değil işte. Değil mi? Çok özel sırları var bunun. Kesinlikle. Etle kömürün arasındaki mesafeden, kıymanın yağ oranından, aynen, tuz baharatından. Hepsi, hepsi çok önemli. Benim de kendime özel bir kebabım var ustam. O ne güzel. Evet. Ne güzel. Şimdi efendim, dünyada kebap kitabı yazılmamış. Ben buradan bir sır veriyorum ama biz buna başladık. İlk defa dünyada bir kebap kitabı yazıyoruz. Kebabın 101 Hali isimli bir kitap. Ve içinde 10 tane büyük ustamız var. Bunların en başında gelen ustamız Hacı Abdullah Ustam. Herkes kendi sırlarını kebapla ilgili yazsın dedik. Abdullah Ustam da yazdı. Ben de naçizane bir tane kebabım var kendime özel. Onu ben de yazıyorum. Hay hay. Bismillah, bir tır daha çeviriyorum şimdi. Hay hay. Benim kebabımın adı bıçak kıyması. Önce zırhta ince ince çekerim kıymayı kaburgadan. Daha sonra içine butun içerisindeki lobdan veya sırttan, ince belden almış olduğum filetoları ince ince doğrarım. Ve kıymanın içine karıştırırım. Onları yoğururum. Yerken hem o tikenin tadını alırsınız hem de kıymanın yağını alırsınız. Çok mükemmel bir lezzeti vardır. Mükemmel. İnşallah bir gün size tattıracağım. Hay hay, inşallah, inşallah. Hani demiştik her ustanın bir sırrı var. Hacı Abdullah amcamın da bir sırrı var. Sırrı ne biliyor musunuz? Kebabın yanında ekmek yok. Evet. Öyle mi usta? Evet, aynen. Peki nasıl süsleyeceğiz bu güzel tabağı? Beğendi. Pilav. Evet. Pilav, domates, biber. Tamam. Şu anda kıvama gelmek üzere. Et kalın olduğu için evet normal pişme süresi 6-7 dakikadır. Aynen. Ama et tabii siz eski lezzetlere göre yapıyorsunuz. Muhakkak. Eskiden şişler baboştu. Kesinlikle. 200 gram, 250 gram. Şimdi 100-150 gram. 250 gram. Evet, bunlar 250 gram. O yüzden bu ağır ağır pişir. Kesinlikle. Bunun pişme süresi de 3-4 dakika fazladır. Ha. Ama yavaş yavaş tava geliyor. Biz bunların yataklarını hazırlayalım mı Abdullah Usta? Hayır. Siz kendinize göre bir yatak hazırlayın. Ben kendi keyfime göre bir yatak hazırlayayım. Hayır, hayır. Neden? Hani diyorlar ya, coğrafya bir kaderdir. Evet. Mutfağın coğrafyası da bir kaderdir. Kesinlikle. Ben iç pilavı severim. Sen bulgur pilavı seversin. Aynen, aynen. Ben bunun yanına iç pilav koyacağım. Oh, iç pilav ne yakışır ama. Ne yakışır. Ben tabağınızı tutabilirim ustam. Evet. Evet. Biraz keşke biraz beğendik. Keşke de çok güzel olur. Evet.
Keşke şu anda masanın kokusunu siz de alabilseydiniz. Buram buram tarih ve lezzet kokuyor. Şu elimde gördüğünüz şişe. Evet. 1972 yılı yapımı, kaç yaşında? 51 yıl. 51 yaşında bir konserve şişesi ve çok özel bir şişe ve daha nicelerini şu anda Abdullah Usta'mdan dinleyeceğiz. Kompostolarla karşılanıyor insanlar. Evet. Buraya evet. Girerken. Ve bunların sırrını dinlemek istiyoruz Abdullah Usta. Bunların 115 derecede kaynadığı için, tamamen havası dışarı atıldığı için hava almadığı sürece uzun seneler gider. 50 de gider, 60 da gider, 70 de gider. Bunu özel bir günde açalım ya. Abdullah Usta. Bunlar tabii şimdi bir tane var şimdi bunlar elimizde. Bir tane var. Havuç 76 tarihinde yapılmış. Evet. O da bir tane var. Efendim nar 92'de imal edilmiş. O da bir tane var. Yani hepsinde birer tane. Her tarihte bir şeyler aynen, var. Aynen, aynen. Enginar 88'de imal edilmiş. Bir tane var. O şapın yağ kaçma mevzusu var bir de tarihte. İkinci Mahmud'un döneminde oluyor bu. Bakıyor ki tahta çıkınca hoşafla diğer yemeklerin kazanları ve kepçeleri, kevgileri hep aynı şey kullanılıyor ve hoşafın üzerinde bir parmak yağ bağlıyor. Ya diyor bu şefin üzerinde yağ ne işi var diyor. Bundan sonra bütün bu kapkaçaklar hepsi yani hoşafa ait olan kaplar hepsi ayrı olacak. Hepsi kendi olacak. Ayrı ayrı olacak diyor. Ve talimat veriyor ve o talimata uyuluyor. Yani mutfak elemanları ve mutfak şefi ve ona göre şey yapıyor, tahsis ediliyor. Bunu gören Yeniçeri ağası kazan kaldırma diye deniliyor ya, evet. Kazan kaldırıyor. Neden bizim o şafın üzerindeki yağı aldınız diye. Bir yanlış anlaşılma oldu sana. Diyorlar ki efendim yani bu böyle yenir. Yani bunun o şafın üzerinde yağ olmaz. Yağ olması hiç alakası yok yağın o şafla. Evet. Tabii adamca bilmiyor. Çünkü hep öyle ede gelmiştir. O da öyle evet. Öyle yenir zannediyor. Ama öyle değil. Bizim adı incik. Aynen. Ama biraz daha sıvı olması hasebiyle ve içindeki sebzelerle ve içindeki etle resmen bir şifa çorbası. Aynen. Diyebilirim. Aynen. Yeşil fasulyeye bile bir lezzet vermiş. Bazı ürünler yanındaki ürünlerle birbirini niteliyorlar. Tabii. Evet. Mesela aynen. Etin suyu sebzelerin hepsini nitelendiriyor. Sanki değil mi? Tabii. Burada da öyle bir... Doğrudur. Aynen öyle. Harika şeyler olmuş. Değil mi? Evet. Ecdadımız ağzının tadını biliyormuş. Biliyormuş. İşte diyoruz ya, göçebe çadırından cihan şumul bir devlet oldu. Tabii yemek yemek sadece karın doyurmak değildir. Yemek yemek bir kültürdür, bir sanattır. Bir bayrağı, bir milleti, bir ülkeyi temsil ediyor. Mesela hani bir tatlı var, sütlü bir tatlı var. Keşkül-i Fukara diye. Evet. Bunu ecdadımız Hindistan'da, o Hindistan cevizi var ya, evet. O onun kopartıp, içini boşaltıp, bu tatlıyı yapıp içine koyup fakirlere dağıtırlarmış. Ve o keşkül tabiri tatlının ismi değil, kabın ismidir. Ama o kapla isim yapmış ve meşhur olmuş. Keşkül-i Fukara diye. Benim bazı özelliklerim vardır. Bazı lezzetlerle diğer lezzetleri birbirine karıştırmak istemem. Değil mi? Yani o kadar güzel şey şu. Bununla evet. Devam etmek isterim afiyet ama olsun. Tabi sırada Hacı Abdullah kebabı var. Bir de ona sorayım. Bunu, o fıstığın rahiyasını burada almak istiyorum. Hay hay, hay hay. Keşkek. İnkar beğendi. Çözü özellikle hissediyorum. Değil mi? Patlıcanın çözünü. Evet. Yani kaşar, eski kaşar. Evet. Hakikaten. Hakkını vermiş. Aynen öyle. Sizin ürünlerinizin hepsinde tereyağı kullanılıyor. Çok güzel bir kıvamı olmuş. Yani o üç çeşit etin hakikaten rahiyasını alıyorum evet. Burada. Evet. Bu da Elbasan tava. Elbasan tavamız. Yani kendi memleketinde bile kendi standartlarıyla yapılmayıp da şu müessesede standartıyla yapılan bir yemek.
Bakın ne diyorum sana? Merhum Suli Dönmezler Hoca'nın bir kitabında okumuştum. Şu anda yöresel ve saray mutfağından kaybolan yemeklerin sayısı 6000'in üzerinde oldum. 6000 tane kayıp yemek var. Düşünebiliyor musun? Divan Lügat Türk'te ve bazı yazmalı eserlerimizde bunlarla ilgili kayıtlar mevcut. Ama bunları sanırım sizin gibi üstadlarımızın yorumlaması lazım. O zamanki değerlerle. Bütün Avrupa mutfak kültürü bir ara yasa altı bir tane yemeği yok. Yok tabii. Bizim kaybolanımız altı bir tane. Kaybolmuş. Çok doğru. Evet, evet. Var olan yemeklerimizi saymıyoruz. Kaybolan yemeklerimizi sayıyoruz. Değil mi? En iyi yaprak sarması nerede Abdül amca? Tabii yaprağın kaliteli olması lazım ve körpe olması lazım. Biz senelerden beri aşağı yukarı belki yarım asırdan fazladır, yani 70-80 senedir hep Manisa yaprağını kullanırız ve memnunuz, güzel, gayet güzel. Çok güzel pişmiş tam kıvamında. Afiyet şekerim. Tebrik ederiz. Bu da yine hünkâr beğendiğinin üzerine bu kavurma oluyor. Evet. Aynen öyle. Bu etin neresi Abdül Osman? Sokumdan yapılıyor. Sokum eti de çok güzel oluyor. Bir de bizim kullandığımız etin kalitesi çok güzel. Yani ya biga danası veya balıkesir danası kullanıyoruz ki yani mükemmel. Yani kuzuda bir farkı yok. Yani o kadar yumuşak, o kadar lezzetli oluyor. Bir de körpe. Yani öyle 120-130 kilo butları kullanmıyor. En fazla 55-60 kilo. Peki Hacı Ustam, siz İstanbul'un merkezindesiniz, Beyoğlu'ndasınız. Evet. Buraya yaz, kış yabancı turistler geliyor. Ve bence şu an Türkiye'deki Türk mutfağını temsil eden, saray mutfağını temsil eden en önemli nokta burası. Yabancıların aynen buna ilgisini, yani yabancılar bizim mutfağımızla karşılaşınca, yani şu zengin yemekleri görünce, şu çeşitleri görünce nasıl yorumlar yapıyorlar onu merak ediyorum. Hiç unutmam, bir Fransız gastronomi profesörü İstanbul'a ticaret odası davet etmiş. Burada 3 gün kaldı. Buraya geldiği gün yemek yedi. Yemek yedikten sonra aşağıda mutfağı gezdirdik. Mutfağı gördükten sonra adam dedi ki ben 74 yaşındayım. 130 ülkeye Fransa mutfağını götürdüm, kurdum ama ben böyle bir yer görmedim. Tebrik ederim, teşekkür ederim size. Ben tekrar Türkiye'ye, İstanbul'a gelirse mutlaka evvela buraya gelirim diye. Sizlerden ve sizin gibi ustalarımızdan evet öğrendiklerimizi biz de kendi çapımızda gayret ederek kesinlikle gelecek nesillere aktarmak üzere sizden müsaade istiyoruz. Allah, her şey için teşekkürler. Allah selamet versin. Ve dünya durdukça sizin bu mesleğimiz, bu İnşallah yaptığımız icraatı sonuna kadar devam etsin diye temennide bulunuyoruz. Ama şu şifa çorbası yemeden gitmeyecek. Değil mi? Tabii. Hayır. Teşekkürler. Hayır. Demiş şair. Şu an 1500 yıllık bir yapıdayız. Bakmayın böyle modern bir mutfak olduğuna. Sağlık Bakanlığı gereği Mustafa Ostan evet en temiz şekilde döşemiş. Ama dışarıda öyle bir tarih var ki Sirkeci'deyiz. Doğal taşlarla yapılı bir kuzu çevirme mekanındayız. Evet. Lezzetin bin bir haliyle beraber Mustafa Ostan'la beraberiz. Mustafa Ostan merhaba. Merhaba Bekir abi. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş İstanbul'umuzdaki yeni açmış olduğumuz şubemize. Bu işi biz Manisa Akhisar'da 2012 yılında yol üzerinde başladık. Orada yatay makinalarda Bosna Hersek'te bilhassa babamın gezi esnasında öğrendiği kuzu çevirmeyi daha böyle Türkiye'de alışılmamış tabakta sunum şekliyle kömür ateşinde ağır olarak pişirerek özellikle Balıkesir kıvırcık kuzusu kullanarak bu noktalara kadar getirdik. Şu anda İzmir-İstanbul otoyolunda şubelerimiz var. Bu şekilde işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani İnşallah. Diyorsun ki
memleketimin en güzel evet. lezzetlerini getirdim. Evet. İstanbul'da da tüm dünyanın görücüsüne sundum. Kesinlikle. Bugüne kadar iddiamız öyleydi zaten. Türkiye'nin en iyi kuzu çevirmesi olduğumuzu iddia ediyorduk. Şu anda dünyanın en iyi kuzu çevirmesi olma yolunda sirkeciler yola çıktık. Harika. Çok da mutluyuz. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şu an bu mutfağın içindeki ekiple biz çok kuzu çevirme işi yaptık ama senden çok özel tarifler duyduk. İnşallah. Ve şu anda bunu izleyicilerimize aktaralım. İnşallah hep birlikte kuzumuzun aktaralım. Standartlarıyla başlayalım değil mi? Tabii. Kuzumuz Balıkesir kıvırcık kuzusu kullanıyoruz. Evet. Zaten tüm Türkiye'de coğrafi işaret almış Balıkesir'in kuzusu. Kuzumuzun özellikle 17-18 en fazla maksimum 20 kilo olmasına dikkat ediyoruz. Şu anda da elimizde gördüğümüz kuzu erkek bir kuzu. 18 kilo genelde. 18 kilo civarında erkek kuzumuz var şu anda önümüzde. Ben de öyle sanıyorum. Standartlarımızdan biri de erkek olması. Genelde doğru. Erkek olmasına özen gösteriyoruz. Dişi kuzu da mecburen olduğunda kesiyoruz. Balıkesir kuzusu. Balıkesir kıvırcık kuzu. Balıkesir'de yerel otlarla oranın... Çok güzel endemik bitkileri kesin, var. Kesin endemik bitkileriyle. Evet. Oranın doğası her şeyden önce Balıkesir'in kendini kanıtlamış. Kesildikten sonra Balıkesir'den geldiğine göre evet. bunların hani belli bir dinlenme süresi, etin kendini toparlaması... Pişme süresine kadar süreç kesinlikle nasıl tüm evlerde de yapmamız gereken aslında kasap dükkanlarında da olması gereken olduğu gibi kuzularımız öncelikle mezbahalarda hijyenik şartlarda kesiliyor. Belirli bir süre onların dolaplarında bir gün, iki gün dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra da bizim işletmemize gelerek en az 6-7 gün dinlenip ondan sonra kullanıma sunuyoruz kuzularımızı. Evet. Bir karkas kuzunun maksimum dinlenme süresi zaten 6 gündür evet. ve tüm süreci tamamladıktan sonra evet. işletmemize geliyor ve kesinlikle. Kuzu çevirme şekline kesinlikle. Gelecek. Ve şu anda çok merak hazırlamaya ediyoruz. Başlayalım. Biraz sonra neler olacak? Hayırlısı bakalım. Sopalama işlemi. Sağ olun. Evet şu anda buyurun. Hazırlıklarımız var. Buyurun. Söz sizde ben de yanınızda olayım. Tabii. Size yardımcı olayım. Şimdi yerini bulmamız lazım. Tabii. Sen yerini ezberlediğin için. İnşallah. Bunun pişme süresi Mustafa Şef'in? Yani nasıl? Ortalama 4 saat. Evet. Et sarkmasın diye birinci ortadan, daha sonra kafadan ve arkadan klipslerle sabitliyoruz kuzumuzu. Evet. Pişen etin kokması kolay olur. Kesinlikle. Pişmeye başladıkça kemik salmaya başlıyor. Evet. Daha önce bir yerde de yapmıştım ama bu evet. uzuvlarını ateşe evet. yakın olduğu için daha çabuk pişeceği için kesmişlerdi. Ama sen ortaladın, hiç kesmeye gerek kalmadı. Biz bunu ön kollarda uyguluyoruz. Arka but kısmını kesinlikle böyle bağlamamız gerekiyor. Çünkü. Yoksa bunları kesersek bağlayacak noktamız kalmıyor. Tamam, doğru. Ön kollarda, ön inciklerde onu uygulayacağız. Çünkü burada saplayacağımız evet, yerler kesinlikle. Var. Doğru. Sen şimdi bunu bana böyle göstermemiş olsaydın, ben onları ters bağlardım. Evet. Çapraz yapar iyiyim. Kelepçe gibi bağlardım. Evet, her şeyin bir ilmi var efendim. Mustafa Usta'm da yıllarca yapmış olduğu mesleğin hakkını veriyor. Gördüğünüz gibi deneme yanılma yolları sistemlerini aşmış bir şekilde en doğru bulmuş olduğu sistemi uyguluyor. Onun bir yeri var tabii. Orayı tutturamazsan. Heh. Tamam. İşte böyle. Baştan sona bir sanat Mustafa Usta. Kesinlikle. Ellerine sağlık. Sağ olun. Evet. İncik kısmı kuzu çevirmede çabuk pişen yerler olduğu için bunları almamız gerekiyor. Evet. Almadığımızda bunlar kuruyor. Kuzu aynı pişme vaktinde olmadığı için. O yüzden bunları ayırıyoruz. Üçüncü bağlıyoruz. Biz de bu arada öğreniyoruz. Evet. Usta. Bu da tamam. Üçüncü aparatta gövdeyi sağlama almış. Kesinlikle. Bulmaktayız. Şu anda bağlama hazır. İşimiz bitti. Tuzu sadece dediğim gibi karın kısmını, kuzunu, kaya tuzunu içerisine vurduktan sonra karnı dikme işlemimiz var. Ondan sonra inciklerimiz. Şimdi içeride kuzu çevirmenin hem yağı akarken böbrek yağları, karın içi yağları kendi hem de içeride bir buhar var. Buharla akarken tuzu emeritiyor. Hem de süzülen yağların ve suyun dışarıda kuzuyu tuzlamasını sağlıyor. Tamam. Bu da lezzet aslında orada. Biz kuzu çevirmemizde kesinlikle herhangi bir baharat kullanmıyoruz. Hmm. Herhangi bir yağlama, soslama işlemi yapmıyoruz. Evet. Sadece zeytinyağıyla kuzu çevirmenin dış kısmını yağlıyoruz. İçerisine herhangi bir marinasyon ya da bir gün, iki gün öncesinden bir marinasyon bekleme işlemi yok. Sadece tuzla o lezzette ve hayvanın kendi yemiş olduğu doğal otlarla, kekiklerle o kokuyu, rayasını sunmaya çalışıyoruz. Bismillah. Şöyle çevirelim mi? Tabii olur. Evet. Ekran başındaki izleyicilerimiz. Şöyle iç kısmına doğru. Of. Şöyle verelim. İçerisine tuzladık. Gezdirelim mi? Yedirelim mi? Tabii. Ha? Olur. Şöyle. Ustalama işlemi evet. yapacağız.
çıtayla karnımızı dikeceğiz. Evet. Onun sırrını merak ediyorum. Şimdi biz bu makine döndüğü sürece içerideki etin yağıyla suyu evet. hemhal olacak. Evet. Ve tuz her yere içinde yürüyecek değil mi? Kesinlikle. İçeride bir buharlaşma ve yağ akışı olduğu için. Evet. evet. Önce bir diş, sonra bir diş. Çok güzel. Evet. Tamamen bağlıyoruz. Bir nevi hastayı ameliyat eder gibi biz de kuzuyu ameliyat ediyoruz. Biz genelde laparoskopik evet. çalışıyoruz. Evet. Açık ameliyat yapıyoruz. Şimdi yani... son işlemimiz kaldı. Kestiğimiz incikleri pişireceğimiz yeri göstereceğim sizlere. Evet. Öyle mi? Kendi kuzusunun evet. inciğini kendi içinde pişiriyoruz. Kesinlikle. Hakikaten. Ona da bir yuva yapıyoruz kemiği geçirmek için değil mi? Evet. Vallahi süper. Mustafa Usta, işin piriyle çalışmak böyle bir şey işte. Evet. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Ona gizledik öyle. Şu ikinciyi biraz daha detaylı gösterelim. Hakikaten hoşuma gitti bu iş. Kuzunun kendi içinde kendi inciğini pişiriyoruz. Başka bir kuzuya takmak yok, başka bir tencerede yapmak yok. Evet. Heh. Önce yerini belirliyoruz. Ondan sonra takıyoruz. Çok güzel bir düğüm sistemi oldu. Evet. Çok başarılı. Şimdi kuzu çevirmemiz pişmeye hazır şekilde. Böyle hazır. Yapabiliriz. Bunu şimdi ateşe götüreceğiz. Bunu odun ateşinde götürüp yukarıda yaklaşık 4 saatte ateşi dengeleyerek pişiririz. Pişirsin. Bunun yanında içli pilavımız var bizim bir elvi. Yıllardır Osmanlı mutfağında olması gerektiği gibi içerisinde çam fıstıklı kuş üzümlü. Kuzu çevirmenin kemiklerinden akan, yağlarından akan sula birlikte yapıyoruz. Onu çok pilavımızı. İstiyorum araya gitmesin. İnşallah. Şu kuzudan akan yağlar. Birlikte yapalım. evet. Ondan sonra. Bir şey söyleyeyim Mustafa evet. Bunu yiyen hasta olmaz biliyor musun? Kesinlikle olmaz. Biz, şifa. Kesinlikle. Biz kuzu çevirmemizi yaptıktan, ayıkladıktan sonra inanın sizlere evet. ellerimize gelen yağları soğuk suyla yıkadığımızda çıkıyor. Tamamen yani o kuzunun yağı hiçbir şekilde deterjan istemeden elimizden ayıklanıp gidiyor yani. Şimdi bunu nasıl götüreceğiz biliyor musun? Arka sopaya sen geçeceksin. Öyle yapalım. Ön sopaya ben geçeceğim. Omuzlarımızı alacağız. Öyle yapalım. Öyle yerine gidelim. Tamam. Alır. Pilavsız kuzu çevirme olmaz dedik ve pilav tezgahının başına geçtik. Mustafa Usta'mdan bir şey rica edeceğim. Kuzuyu kendi yaptı, evet. pilavı ben yapayım. Tabii, buyur, memnuniyetle. Sen bana anlat, tarif ben edelim. Yapayım, birlikte sen yapalım. Daha rahat anlatmış tabii, olursun tabii, böylece. Kesinlikle. İçinde neler var? İçli pilavımız olması gerektiği gibi Osmanlı saray mutfağından geliyor. İçerisinde olmazsa olmaz kuş üzümü, çam fıstığı ve en önemlisi ciğeriyle başlıyoruz. Yağımızı dökerek başlayalım. Pilava dökülen yağ araya gitmezmiş ama kesinlikle. Ben kıvamını kaçırmayayım. Yağımız biraz ısındıktan sonra soğanımızı vereceğiz. Bu pilav meselesini de biraz anlatalım mı? Ben bir iki cümle söyleyeyim. Tabii. Saray mutfağında eğer bir aşçı veya aşçı yardımcısı alınacaksa evet. önce ona pilav yaptırırlarmış. Evet kesinlikle. Eğer pilav kıvamı tutturursa tüm yemekleri yine evet. tutturulmuş. Pilavın pirinci veya buğdayı veya feriyi hepsinin ayrı bir özdeşleşme süreci vardır. Pirinci hangi bahçeden, hangi yerden toplanmasından tutun da ırkına kadar su oranı değişiklik gösterir. Ve bu pilavı yapacak aşçı da o su oranını bakınca anlarmış. Evet. Şu anda biz kaç kilo pirinçle yapıyoruz bu işlemi? Şu anda pirincimizi yaklaşık 2,5 kilo pirinçle yapıyoruz. Evet. 2,5 kiloya göre malzemelerimizi ayarladık. Osmanlı saray mutfağı günümüze gelen, bugünlerde de yapılan ve yapılmaya çalışılan ve yaşatılması gereken bir mutfaktır. Osmanlı saray mutfağının en büyük özelliklerinden biri genelde mutfaklarında tatlı ile ekşiyi birlikte kullanmaya çalışırlar. Yani kuru meyveler, kuru üzümler, kuru sebzeler. Onlar Osmanlı saray mutfağında çok kullanılmıştır. En önemli de şu tabii en önemli de şu anda zaten Osmanlı saray mutfağından gelen içli pilavımızda da kuş üzümü, ondan sonra şeker, tarçın bunları birleştirerek ilerliyoruz. Bu da en büyük örneklerinden biridir. Yıllar önce de bu sistem böyleydi. Evet. Kuzunun yanında bu pilav yapılırdı ve şu anda aynı şekil yapıyoruz ve ciğer kıvama geldi. Salçasını evet. alalım. Alalım. Fıstığının zamanı geldi. Fıstığı girelim mi? Evet, çam fıstığını atacağız. Hadi bismillah. O da güzel güzel bir hal olsun. Çam fıstığı da çok değerli bir üründür. Vitamin değeri olarak. Senede bir kere toplanır. Ve şu anda kuş üzümünü alalım.
Evet, sırada ne var Mustafa Usta'm? Pul biberimizi. Evet, atıyoruz. Pirinci döktükten sonra suyu vereceğiz. Hayır, salma pilav yapacağız. Evet. Kuzu çevirmemizin altına akan yağ ve kaynattığımız kemiklerinden elde ettiğimiz saf kemik suyunla yapıyoruz pilavımızı. Bizim pilav yapış tekniğimiz biraz normale göre farklı olabilir. Salma olarak yapıyoruz pilavımızı, kavurma olarak yapmıyoruz. Şimdi suyumuzu vereceğiz. Kuzunun kemikleriyle ve diğer parçalarıyla beraber karıştırıyoruz, tekrardan kaynatıyoruz. O suyla da pilavı yapınca neler oluyor? Anlatamam. Birazdan ben de yaşayacağım. Belki o zaman ifade edebilirim. Evet. Tabii ben daha önce bunun tadına baktığım için çok iyi biliyorum. Çok özel bir pilav çıkıyor ortaya. Su miktarı 1'e 1,5 gibi, 1'e 1,25 gibi. Çünkü içine fazla pirincin almasına göre ayarlıyorum. Şimdi baharatları atma zamanı geldi. Baharatları başta atmamızın sebebi yağda yanmaması, rahasını kaybetmemesi. Evet. Suya veriyoruz baharatların. Sırasıyla karabiber atacağız. Yeni bahar. Yeni bahar. Olmazsa olmazıdır işte pilavın. 7 çeşit karışım baharattan oluşmaktadır. Evet. Tamam. Kimyonumuz. Sindirim sistemini rahatlatır. Evet. Olmazsa olmaz toz şeker. Şekerimiz. Allah Allah. Burada bir sır var, onu dinleyelim. Toz şeker. Yani pilavın içinde. Tuzumuz. Evet. 4 kaşık tuz attık. Son olarak da çubuk tarçın kullanıyoruz. Evet. Pilavımıza lezzet vermesi için. Bütün karışları sonra pirincimizi atacağız içine. Önceden yıkayıp süzdüğümüz pirincimizi ilave ediyoruz. Pirincin özel bir sırrı var. Mesela ben şu pirinci kullanıyorum. Şu yörenin pirincini. Ya genelde Osmancık cinsi pirinç kullanıyoruz. Evet. İri tane. Kırık pirinç olmamasına dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi bunu fazla incitmeden. Evet. Karıştıra karıştıra pişireceğiz ama kaynamaya başladıktan sonra ben size tarif edeceğim. Evet, kaynamaya başladı. Biraz şefim, salma pilavın özelliği hızlı ateşte suyunu çektirebilmektir. Bunu da yani farklı karıştırma metodu hafifçe ileri geri giderek pirinç tanelerini kırmadan suyunu belirli bir kısım çekmesini sağlıyoruz. En sonunda kapağını kapatarak demlenmesini sağlıyoruz ve pilavımız oluyor. Peki kapağını kapattıktan sonra 15 dakika suya pişmesi. 15 dakika demlenmesi 15. Çok kısık ateşte mum ateşi gibi yeterlidir. Ondan sonra açıp havalandırıyoruz. Kuzumuz da pişmek üzere. Kuzumuz da pişmek üzere şu anda hazırlanıyor. Şu anda geçti. Kesinlikle. Mustafa Ustam tabağımızı çok güzel bir şekilde hazırlamış. Kuzumuz da kıvama gelmiş. Kesinlikle. Şimdi kuzumuzu alıp tezgahımıza koyalım. Evet. Ondan sonra çalışalım. Evet. Hadi bismillah. Evet. Of 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 of. Gidiyor muyuz? Evet. Hadi Mustafa Ustam gidelim. Ve sözün bitip lezzetin başladığı yerdeyiz. Mustafa Ustam masayı doldurdu ve benim kafam çok karışık. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Hanginden isterseniz. Bence kuzudan başlayalım. Kuzudan kuzuyu başlayalım. Konuştuk. Çünkü efsane bir görüntüsü var. Evet. Çok güzel bir kıvama gelmiş. Şimdi sizler için bunu deniyorum. Şu butun içindeki o but, gülle bu, olması lazım. Evet. Bunu ben alırsam sana ayıp etmiş olur muyum? Yok. Of, of. İçine bak. İçine bak usta. Evet, evet. Bu az önce yaptığımız muhteşem pilav bu mu? İşte pilavımız. Of, 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 of. İçinde kuzu ciğeri de var. Kendi kuzusunu, kendi evet. Ciğeri. Kendi yaptığınız pilavı kendiniz tadın bakalım. Puanlayın. Evet. Çok güzel görünüyor. Ve ben buradan başlıyorum. Evet. Siz de buyurun. Herhangi bir sos yapmaya gerek yok bence bunun üzerine. Kesinlikle. Çünkü etin kendi haliyle evet. Deneyelim. Burada Anadolu mutfağını temsil ettiğimiz için İstanbul'da dünya turizmine
Aynı zamanda yerel yemeklerimiz, kuru fasulye, dana kavurma, Diyarbakır acılı ezme güveç. Ayrıca Anadolu mutfağımızdan yine kebap çeşitlerimizi bu şekilde tüm müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Sadece kuzuyu da bırakmadık. Keşkek Anadolu'dan zaten gelen tüm Türkiye'de bilinen, içerisinde tavuklu saatlerce kısık ateşte dövülerek pişirilen ve bizim yıllardır da menümüzde olan bir yemeğimiz. Keşkek'i çok severim. Afiyet olsun. Çok güzel de yapmışsınız. Tam özümsemiş kendini. Muhteşem. Afiyet olsun. Soğan dolmamız bizim yine özel mutfağımızda. Sadece içi ve içindeki pirinci de komple soğandan yapılan, herhangi kıyma vesaire türünü bulunmayan bir ürünümüz. Çok güzeldir. Tatmanızı tavsiye ediyorum. Soğan dolmasının içinde soğandan başka bir şey yok demiştim. Evet. Pirincinde de komple soğan var. Çok güzel pişmiş ve üstü de çok güzel pişmiş. Evet. Karamelize yapıyoruz üzerine. Ben bu masanın başında yarım saat geçirmek istiyorum. Sizlerden müsaade istiyorum. Ve İstanbul turumuz devam ediyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Ne yapıyorsun abi ya? Sağ ol abi, sen nasılsın, iyi misin? Ne yemek var? Abi güzel lahmacun var, pizza var, pideler var. İşlerimiz güzel abi. Özel bir yere benziyor. Evet abi, teşekkür ederiz. Bekleriz abi. Hayır, hayırlı işler. Sağ ol abi. Bekleriz, buyur gel istersen abi. Etsiz bir şeyler var mı, vegan tarzı? Var abi, vegan tarzı pidelerimiz var. Hadi gel. Buyur abi. Erzurum çarşı pazar, leylim aman aman, leylim aman aman, sunay Ali. İçinde bir kız gezer, oy nene nasıl, sarı gelin aman, sarı gelin aman. Evet efendim, Yusuf Usta'mla beraberiz. Az önce kapıda tanıştık kendisiyle. Bugün çok et yemişsindir dedi. Sana vegan bir lahmacun yapacağım dedi ve beni ikna etti. Bakalım sizleri ikna edebilecek mi? Yusuf Usta merhaba. Merhabalar abi. Nasılsın? Sağ ol abi, sen nasılsın? Kadıköy'deyiz. Çok canlı bir yerin var. Çok hareketli bir yer. Evet, ve yoldan geçerken dikkat çekiyorsun. Sağ ol abi. Burada bir şeylerin olduğunu ben tahmin ediyorum. Eyvallah zaten. Abi, sağ olasın. Neler yapıyoruz burada? Abi biz burada şimdi lahmacun yapıyoruz. Türk pizzası yapıyoruz. Türk pizza. Türk pizza abi. Berlin pizza. Tabii aynen abi. Türk pizza yapıyoruz. Bize has mantarlı kaşarlı lahmacun yapıyoruz 40 santim. İşte bana bunlarla gel. Bana has olan şeylerle abi, gel. Abi vegan pizza yapıyoruz. Evet. Vegan et sevmeyenler için vegan yapıyoruz. Evet, son günlerde çok popüler vegan ürünler. Aynen öyle. Tebrik abi. Ederim. Şimdi o zaman hepsinden birer tane yapalım. Tamam abi. Ben bunların bir tadına bakayım. Abi bir tane mantarlı kaşarlı 40 santim lahmacun yapıyoruz. 40'lık. 40 santim abi. Tabii 40 tamam. Santim abi kesin, yani 38 olmaz. Tamam. 40 santim abi. Tamam. Vegan pizza yapıyoruz. Sen şimdi tüm lahmacunları ve pizzaları yaptın. Tamam. Erzurum'un bir de yeşil peyniri var. Abi biz onun reçetesini hazırlıyoruz. Evet. İleri zamanlarda olacak ama tamam. Şimdi daha onun reçete aşamasında. Çok ama iyi. Onu da hazırlamasını yapacağız yapıyoruz. Yani. Tabii yapacağız. Gelirim ben. Tamam abi, beklerim. Tamam, ben sözünü aldım. Tamam abi. Şimdi o zaman sen bunları hazırlarken fırında arkadaşım bekliyor. Tamam. Önce pizzanın sosunu yapıyoruz. Evet abi. Sanki bu hamurun bir sırrı varmış gibi geliyor bana. Abi biz şimdi pizza hamuru biliyorsunuz maya olmaz. Doğru. Biz pide hamurunda yapıyoruz. Yani bizim farkımız biz... İşte İtalyan pizzası gibi yapmıyoruz. Biz Türk pideleri gibi düşün. Yani, Türk pizzası yapıyoruz tam abi. Tam Türk iş pizza. Türk iş pizza abi, aynen. Evet. Şu anda bu yaptığımız pizzanın hamuru, üstünün sosu. Evet. Ne yapacak şu an? Şimdi veganlar için işte vegan pizza yapacağız. Vegan malzemeler, evet. Peynir. Aynen. Bu kaşar mı? Kaşar abi. Ha. Mozzarella peyniri. Mozzarella, evet. Üzerine? Mantar koyuyoruz, zeytin koyuyoruz. Çok bol kullandı abi. Biz böyle abi. Öyle mi? Biz ilk önce göz doyururuz, sonra mide doyururuz, sonra cebe dokunuyoruz. Vallahi süpersin. Çok iyi, tebrik ederim. Biz de bol kepçe abi. Efendim, gözü gönlü bol bir kardeşimiz. Gözü gönlü bol bir ustamız. İşleri bereketli olsun. Allah razı olsun abi. Evet, biz de öyle isteriz. Şimdi o zaman buna da 40 santim yapacağız. Abi. Tabii, 40 santim Antep lahmacun yapıyoruz. Antep lahmacunumuzda soğan yok abi bizde. Kurpiyağı kullanmıyoruz. Tamamen içeriğimiz işte yeşil biber, kırmızı al biber, maydanoz, sarımsak, sarımsak, kıymamız.
Bir de bizim özelliğimiz abi mantarlı yapıyoruz. Kaşarlı mantarlı. Reçetesi bize ait. Tabii yani Türkiye'de ilk biz yapıyoruz. Haşlanmış mantarda yapıyoruz. Çok güzel. Özel bir lahmacun ve bayağı bir tutulan bir lahmacun. Tercihi çok yüksek. Evet. Bunların hepsini yersek işler karışır. Vallahi abi bizim ürünlerimiz evet yani lezzetli kilo da yapıyor ama yapacak bir şey yok ama lezzetli ürünlerimiz bu abi. Bu küreğin üstünde yapıyoruz ustam değil mi? Bu kürekle beraber süreceğiz falan. Şimdi bunun içerisinde sucuk falan da var. Hep vegan olan değil. Vegan değil. Bu şu vegan anda Bugi Special Pizza yapılıyor. Evet. Vegan olan, mozzarella olan şey. Onun üstünde de işte mantarlarımız olacak. Kavurma koydu. Tabii tabii. Yusuf ustam bunlar tamam. Bunu sürdükten sonra lahmacuna geçelim mi? O bir yandan pişsin. Aynen tamam abi. Mutfak bir matematiktir. Önce bunu pişireceğiz sonra onu. Değil mi ustam? Evet. Buyur sen de. Şimdi fırına gönderiyoruz. Hop. Evet. Süper. Hayırlı olsun. Ateşin başında çalışan ustalarımıza sonsuz minnet duygum var. Evet. Bak ustam da ateşin başında. Dışarıda 30 derece hava, 35 derece ama ustam burada 60-70 derecelerde çalışıyor. Baş tacı oluyor. Fazlasıyla özveriyi hak ediyor. Ben de bir kebap ustasıyım. 70-80 derece sıcaklıkta közün başında çalışmanın ne demek olduğunu iyi bilirim. Bu küreğin ölçüsü 40 santim. Santim abi. Yani getir tutalım. Otur. Adam doğru söylüyor. Fazlası var, eksiği yok bizde abi. Tamam 40 santim doğru. Burada bu sıcakta çalışma şu an sırtımda çok yoğun bir sıcak var. Ocağın önündeyiz ve ustamıza eline sağlık diyoruz. Tebrik ediyoruz. İşinin hakkını veriyorsun. Bol malzemeli değil mi? Evet bol malzemeli abi. Nakış gibi değil mi? Bir de ürünlerimiz taze geliyor abi. Yani böyle et yal bekletip bitiyor bir daha geliyor kasabamızda. Çok bitiyor güzel. Bir daha geliyor. Hadi sür ustam bunda. Deniz havasına Yusuf Usta'nın hazırladığı ürünlerin havası karışınca burada süper bir atmosfer var. Ve şu anda şaşırıyorum hangisiyle başlayacağımı. Yusuf Usta'm ben şu lahmacunun kıtırlığını bir test edeyim. Çünkü bu bizim için önemli bir detay. Görüyorsunuz içindeki peyniri. Şimdi lezzet zamanı. Ben bunun içine yeşillik koymadan da yerim. Evet abi. Gerek de yok abi. Doyurur zaten abi. Şu limonataya bak. Yarım kilo abi. Evet. Senin narenciyecilerle bir anlaşman mı var yoksa? Yok abi ya. Yarım kilo çok iddialı. Vallahi abi biz dedik ya benim bir politikam var abi. Önce göz, sonra mide, sonra cep. Biz göze hitap ediyoruz abi. Sonra mide, vallahi sonra cebe. Şimdi bunun içeriğinde neler vardı? Kavurmamız var, salamımız var, sosisimiz var, sucuğumuz var, mısırımız var, zeytinimiz var, mantarımız var. Bence bu elle yenir. Zaten elle yiyeceksin abi bunu. Çatal metalin değdiği şey tadı bozar. Olur güzel. Elle yiyeceksin abi. Salatayı yaparken mesela kırma salata yapıyoruz. Bıçak değdirmeden elle kırarak yapıyoruz. Senin de öyle bir formülün var. Öyle abi yani elle daha lezzetli oluyor ya. El lezzeti çok önemli. Vegan. Bu da veganlar için abi. Sanırım sonunda ben de vegan olacağım. Vallahi abi vegan misafirlerimiz çok. Pizzamızı da beğeniyorlar. Veganlar için yapıyoruz. Mozzarella, mantar, zeytin, al biberi koyuyoruz. Yeşil biberimiz var. Güzel yani bir pizzamız. Vallahi harika. Yusuf ustam. Emeğine sağlık. Allah razı olsun abi. Afiyet olsun. Vallahi harika olmuş. Bu lahmacunun bu çıtırlığını yani ben tahmin etmiyordum böyle bir şey olacağını. Ya bu mantar ve kaşar olmasına rağmen bu çıtırlık var. Evet. Normal lahmacunumuz tamamen çıtır abi. Biz zaten çıtır lahmacun yapıyoruz abi. Çıtır çıtır. Sen de yesene. Vallahi abi ben çok yiyorum. Peki. Sana afiyet olsun abi, afiyet olsun abi sana. Senin işin yemek abi, bizim işin de yapmak. Uzun zamandır puan vermiyorum. Öyle mi abi? Evet, ama sana bu ürünler için 10 puan veririm. Allah razı olsun abi, teşekkür ederiz.
Pasko Makina, Bira Şefle Lezzet Kervanı'nı sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.